Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstiarenin kısımlarını bir kısmını görmüştük. İstiare-i tasrihiyye, istiare-i musarraha. İstiare-i musarraha neydi? Müşebbehün bihin hasfedilip müşebbehün bihin zikredilip müşebbehün hasfedilmesi. İstiare-i mekniyye, müşebbehün bihin hasfediliyor. Ancak ona onun lazımından bir şeyle işaret ediliyor. Biraz böyle kinayeli bir istiare. İstiare-i asliye, burada istiaranın asli olması müsnedün diye diyorum, müşebbehün bih olan lafzın camid olması. Müşebbehün bih olan lafzın ne olması? Camid olması. Bunları gördük. Şimdi istiareyi tebaiyeye geleceğiz. Dördüncü istiare. Bismillahirrahmanirrahim. El istiaratü tebaiyyetü. İstiareyi tebaiyye. İstiareyi asliye. Ama bu istiareyi asliye dediğimiz zaman istiareyi musarrahayı asliye. Ona öyle diyoruz. Ya da şimdi istiareyi musarrahayı tebaiyye de diyebiliyoruz buna. Tekûnül isti'âratü, isti'âra burada teşbih oluyor, tebaiyyeten tabi. İzâ kânel lafzu fîhî, izâ kânel lafzu lafız olduğu zaman, ellezî öyle lafız ki, cerat fîhî. Bu isti'arede efendim gelen lafız olduğu zaman, ne olduğu zaman? Müştakkan, müştak olduğu zaman, türeyen kelimelerden. Mesela müştak hangileriydi? Müştakkat. İsmi fail, ismi meful, sıfat-ı müşebbeh, ismi taftil gibi şeyler. Ev fiilen veya direkt fiil olduğu zaman. Demek ki müşebbehün bih burada ne oluyor? Fiil oluyor daha doğrusu. Nahvu yaktülül keslânül vakte. Yaktülü öldürüyor. El keslânü tembel olan. Neyi? El vakte vakti. Şimdi tembelin öldürmesine, öldürme nerede olur? Canlı varlıkları yok etmede olur. Burada vakti öldürme, vakti. Vakti öldürmeyi neye benzetiyor? Canlı. Herhangi bir canlıyı öldürmeye benzetiyor. Burada teşbih var ama burada esas katil, bak müştakkat olan kelimelerde, yaktülü kelimesi. Fe kelimetü yaktülü, yaktülü kelimesi İstiaratün istiaradır. Tasrihiyetün istiare-i musarrahadır. Şimdi istiare-i musarraha neydi? Müşebbehün bihin zikredildiği, müşebbehin de hasfedildiği. Burada şimdi müşebbehün bihin hangisi? Öldürmek. Öldürmek. Peki burada bu zikredilmiş. Şübbihe fiha burada benzetildi. Tadyi'ul vakti. Vakti zayi etmek. Tadyi. Tazdiyi, bayi, tazdiyi, dayya, yudayyu, tazdiyan, tef'il babından bastar. Vakti zayi etmenin, vakti zayi etmek benzetildi bu istiarede. Neye? Ne yönünden? Süden. Süden. Ya da vakti nasıl zayi etmek? Süden. Boş olarak, boş, anlamsız. Süda. Mesela ayette var ya, eyahsebul insanu en yutrake süda. İnsan başıboş olarak yaratıldığını mı sanar? Süda kelimesi anlamsız, hikmetsiz. Yaratıldığını mı sanar? O zaman buradaki süda kelimesinin anlamı neymiş? Vakti boşa geçirmek, anlamsız geçirmek, zayi etmek benzetildi. Neye benzetildi? Bir katli. Katle benzetildi. O zaman müşebbehün bi hangisi? Müşebbehün bi? Katil. Katil. Müşebbehün bi katil. Müşebbe hangisi? Vaktin zayi edilmesi. Ve hiye bu istiara ile zelike buna yönelik olarak istiaratun tebaiyyetun istiare-i tebaiyyedir. Liyenneha fiilun. Çünkü müşebbehün bih olan şey fiildir. Yani yaktülü fiili. Evet. O zaman biz buna ne diyoruz? İstiare-i musarrahayı tebaiyye diyoruz. Bunu hem de aynı zamanda istiare-i tasrihiye de var. Yani bunları iyi muhafaza edelim.
İstare-i asliye, sadece istare-i asliye demiyoruz ona. İstare-i musarraha-i asliye. Buna da istare-i musarraha-i tebaiye diyoruz. Ve küllü istiaratin tebaiyetin, her istare-i tebaiye yasıhhu, sahih olur. En yekûne fî karînetihâ, onun karinesinde olması. Karine neydi? İstareye alamet. Ona ne diyorduk biz? Veçi camiye. Yani bir yerde veçi şebek gibi. O istareyi tebaiyenin karinesinde, alametinde olması, ne olması sahih oluyor? İstaretün mekniyetün. İstare mekniye olmazsa sahih oluyor. Tamam mı? İstareyi tebaiyeyi musarraha olduğu gibi. Gayra ennehu, şu kadar ki la yecuzu, caiz olmaz, icraül istiareti, istareyi icra etmek, uygulamak, ey yani zikru nev'iha ve asliha, o istare-i mekniyenin aslını ve nev'ini uygulamak, illa fi vahidetin minha, minhuma, ancak onlardan birinde, ya istare-i mekniye olur ya istare-i tebaiye olur, la fi kilteyhima ma'an, her ikisinde, ya da bu şu minhuma dedi, istare-i tebaiye, istareyi öteki neydi? Asliye. İstareyi asliye, istareyi tebaiye de bunların ikisini bir kullanmak, hem istareyi asliye hem istareyi tebaiye demek şey değil, bunlardan birisini kullanmak lazım. Ya istareyi efendim tebaiyedir ya istareyi asliyedir. Mesela şu misale bakalım. Fe kelimetü yaktülü, yukarıda geçen misalde geçen yaktülü kelimesi, fil misali sabiki, geçen misalde istiaretun tasrihiyetun tebaiyetun. Bak, istiare-i tasrihiyeyi tebaiye. O zaman hem istiare-i tasrihiyeyi tebaiye, hem efendim mekniye, istiare-i mekniyeyi tebaiye denmezmiş. Ve karinetuha, bunun karinesi nedir? El vaktü. Yani tembel insan vakti öldürüyor. Şimdi buradaki müşebbehün bir katil. Müşebbeh efendim müşebbeh ne? Yok. Müşebbeh insanın o öldürmesi. Şimdi müşebbehün bir katil. Peki o zaman müşebbehün bir hangisi? Müşebbehün bir katil. Müşebbeh keslan. Aradaki peki şey hangisi? Veçi şebeh ya da cihet-i cami karinesi vakit. Vakti öldürüyor. Lidâlik, bundan dolayı yümkünü, mümkün olur, oluyor. İcra-ül istiareti, istiareyi icra etmek, uygulamak, fil karineti nefsiha. Bizzat karinede de istiare var. Fakat sadece, fetehulü dersin. Yani sadece bu vakit kelimesi, veçi cami yani, ya da veçi şebeh dediğimiz bu vakitte de istiare geçerli olur. Mesela şübbihel vaktü, vakit benzetildi bir insanın insana, ev hayvanın ya da bir canlıya. Şimdi insana benzetilmiş. Şimdi o zaman müşebbeh hangisi oluyor o zaman? Vakit oluyor. Müşebbehün bir ne oluyor? İnsan oluyor. Ya da müşebbehün bir hayvan, canlı. Sümme huzifel müşebbehü bihi, sonra müşebbehün bir hasfediliyor. Efendim müşebbehün bir hangisiydi? İnsan veya hayvan. Ve rumize lehu, onun için remz, işaret ediliyor. Bir şey min levazimihi, onun lazımından olan, insanda bulunan bir sıfat ona işaret ediliyor. Ve o da nedir? İmkanu vuku'il katli, katlin meydana gelmesinin mümkün olması, aleyhi, o insan üzerinde ya da hayvan üzerinde. Ala sebilil istiaretil mekniyeti, istiare-i mekniye tarihiyle, o metotla. Demek ki burada bu vakit kelimesinin zikredilmesinde, bu da bunu da değerlendirerek, bu da bir efendim müşebbehtir. Müşebbehün bir hasfedilmiştir. İstiare-i mekniye neydi? Müşebbehün bir hasfediliyor. Müşebbehün bihin lazımı efendim kendisine ne yapılmış oluyor? Nispet edilmiş oluyor. Karinesi bu. Ve o da neymiş mesela? İnsanın da müşebbehün bihin lazım ne? Ölüm. İnsan da öldürülebilir. Ya da bir canlı da öldürülebilir. Bak, onun lazımı o işte.
Evet. İstareyi hem burada istareyi mekniyeyi tebaiye ayrıca olabiliyor ya da istareyi musarrahayı tebaiye olabiliyor. İkisi birden olmaz. İkisi birden olmaz dediği de şuradaki vaktin yani müşebbehle müşebbehün bin değişmesiyle oluyor. Mesela birincide yaktülül keslanül vakte bunun istareyi musarrahayı tebaiye olması müşebbehün bin bu da katil dedi. Öyle demedi mi? Katil, katil. Vaktin zayi edilmesi katle benzetildi. Vaktin zayi edilmesi neye benzetildi? Katle. Müşebbehün bir. O zaman burada istareyi, musarrahayı çünkü o zaman ne oldu burada? Müşebbehün bir zikredildi. Müşebbe katil orada. Müşebbe hasfedildi. Keslan. Yok. Müşebbe orada insan, insan. İnsan. İnsan hasfedildi. O zaman burada istareyi, musarrahayı tebaiye oldu. Ama diyor bir başka yönden de burada vakit bunun karinesi olunca istareyi, mekniyeyi de bunun içerisinde düşünebiliyoruz. Nasıl oluyor o? Mesela vakit kelimesi insana benzetiliyor. O zaman istareyi, mekniyelerde müşebbehün bir hasfediliyor, müşebbehler zikrediliyor. Müşebbeh burada vakit ya da müşebbehün bir hayvan, herhangi bir canlı. Efendim ona benzetiliyor ve onun lazımdan olan bir şey lazımı. Yani insanın ya da hayvanın lazım olan nedir? Katildir, katil. Katil getiriliyor, ona katille yapılıyor, işaret ediliyor. Bu şekilde istareyi, mekniyeyi, tebaiye olmuş oluyor. Evet, bu şekilde şey yapacağız. 5. El-İstiaratül Müreşşahatü. İstiareyi Müreşşaha. Neymiş bu? İstiareyi Müreşşaha, terşih. Bunun şimdi aslında Müreşşaha bir yerde işaret manasında da var burada. Şu tevkî var diye burada. Tevkî diyorum şey. Yok yok. İki ciltlik var ya şurada bizim. Büyük lokat var ya. Burada mıydı Selahattin abinin? Ha şunlardan birisi bu. Hakkı mı hocam? Yok o değil, o değil. Bizim şu yok oradaki var ya onu bir getirelim. Büyük lokat. Müreşşaha. Bu istareyi müreşşaha ne demekmiş? Ma bir şey ki zükira fiha minha o istareden zikredildi. Mülaimül müşebbehi bihi. Müşebbehün bihe münasip olan bir kelime. Yani müşebbehün bihe münasip olan bir kelime zikrediliyor. Yani oradaki müşebbehün bi aslında şey müşebbe neye münasip? Müşebbe efendim müşebbehün bihe müşebbehün bihe münasip bir kelime olarak zikrediliyor. Tamam mı? Evet. Şimdi burada müreşşaha müreşşaha efendim müreşşaha kelimesi müşebbehün bihe münasip bir kelimenin zikredilmesine deniyor. Şimdi örneğinde daha iyi anlayacağız inşallah. Müreşşaha. Evet. Müreşşah aday namzet demiş. Ona münasip bir kelime. Tamam mı? Müreşşah. Ona münasip bir kelime. Bu şekilde manasını söylemiş. Evet. Terşih neye deniyor? Terşih de o demek işte. Yani müşebbehün bihe uygun olan bir kelimenin zikredilmesine ne deniyor? Terşih. Terşih. Yani masdar şeklinde de geliyor bu. Efendim bu ismi fail ya da ismi meful kalıbında da geliyor. Müreşşaha. Müreşşaha. Terşih. Evet. Teraşşaha. Bak burada fiil olarak da getirmiş. Seçilmek için adaylığını koymak, aday olmak. Ona münasip bir kelimeyi getirmek. Yine aynı mana oluyor. Ya da terşih efendim evet hepsi aynı manayı vermiş. Peki. Şimdi misaline bakalım. Nahvu ra'eytu bahran ra'eytu
gördüm. Bahran bir deniz. Hıdammen okyanus geniş bir deniz. Ala ferasin at üzerinde. Şimdi burada bir teşbih var. Dikkat ederseniz burada müşebbeh bir hangisi? Bahr. He? Bahir, bahir. Şimdi bahir kelimesi müşebbembih'tir. Ona benzetiliyor. Hıdammen, hıdammen. Ona münasip bir kelime bu işte. Geniş bir okyanus. Geniş. Derin bir okyanus. Geniş. Alanı çok geniş. Zaten okyanuslar kaç tane denizden oluşuyor. Öyle değil mi? Şimdi burada müşebbehün bihe münasip bir kelimenin zikredilmesi halinde sıfat bir yerde yani istareyi muraşşaha oluyor. Sıfat, sıfat. Peki alâ ferasın at üzerinde. Şimdi at ne kadar büyük? Atın üzerindeki okyanus ne kadar büyük? Yani o zaman ne demek? İlimde, marifette, hikmette at üzerinde okyanus gibi geniş olan efendim bir alim gördün demektir. Ya da şey olarak da söylenebilir bu. Bahir kelimesi cömertlikte de teşbih edilebilir. Cömertlikte. Şimdi burada ne diyor? Fel bahru kelimesi müstaharun lil kerimi. Kerim için müstahardır. Yani cömert insan için burada. Fel bahru. O zaman müşebbehün bi hangisi? Müşebbehün bi bahir. Peki müşebbehün bi bahir. Müşebbeh kimdir? Kerim olan insan. Cömert olan insan. Ve zikra kelimetu hıdammin ve zikru kelimeti hıdammin hıdammin kelimesinin zikredilmesi de terşihun terşihtir. Yani ona bir neymiş? Mülayim, münasip bir sıfattır. Yani zaten burada hiç hıdammen kelimesini söylemesen bile at üzerinde mesela ra'itu bahren ala ferasin at üzerinde bir deniz gördüm dediğin zaman yani deniz gibi cömert bir insan gördün demek. Hıdammen kelimesi niye getirdi? Ona münasip, muvafık bir kelime getirdi. Daha doğrusu onu tehkit etti yani bir yerde. İstareyi, müraşşaha bu demek, tehkit etti. Evet, inşallah anlaşıldı. 6. El-İstiaratul Mücerredetü. İstareyi mücerrede, soyulmuş bir istiare. Ma bir şey ki bu zükira maha istiareyle birlikte zikredildi mülaimül müşebbehi. Yukarıdakinin tam zıddı. İstiare müraşşaha müşebbehün bihin münasibinin zikredilmesi kelamda. İstiare mücerrede ne demekmiş? Müşebbehin mülaiminin zikredildiği bir kelime. Nahvu ra'eytu bahran ala ferasin yuti. Dikkat edin. Ra'eytu bahran bir deniz gördüm. Alâ ferasin at üzerinde. At üzerinde deniz. Hakiki manası murad etmek burada mümkün değil. Hakiki manası deniz bir küçücük atın denize göre bir zerre olan atın efendim nasıl üzerinde olacak? O zaman burada mecaz var. Burada benzer teşbih var. Ra'eytu bahran bir deniz gördüm. Ne üzerinde olucu olduğu halde ala ferasin at üzerinde öyle bahir ki yuti veriyor veren şimdi burada müşebbehün bihkine burada hangisi bahr müşebbe hangisi kerim olan insan kerim olan insanın mülayimi ne cömert yuti ita vermek cömert insanın özelliklerinden, levazımından, münasibinden, öyle diyelim, münasibinden, ona münasip. Cömert insan okyanus gibi, deniz gibi veriyor. Ama at üzerinde işte. O zaman müşebbehün bi bahir. Müşebbeh, kerim olan insan. Kerim olan insana münasip olan müşebbeh çünkü olunca yuti. Yuti fiili, itaf masları. Fel bahru bahr kelimesi müstaharun lil kerimi. Kerime benzetilmiş. Öyle değil mi? Ona benzetilmiş. O zaman yok. Fel bahru müstaharun lil kerim. Müşebbehün bi burada bahr. Kerim için kullanılmış. Müşebbeh hangisi o zaman?
Kerim. Peki o zaman müşebbehin münasip olan kelime hangisi? Ve zikrul ata'i, efendim ata kelimesinin zikri burada tecridün, tecriddir. Buna tecrid deniyor. Sanki burada efendim bahir kelimesinin manasını yutiye vermiş. Yani veren. Tecrid bir manada da onun manasının ondan alınıp başka bir şeye verilmesi. Mesela ve eserrun necvellezine zalemu. Ve eserru. Eserru gizlediler manası. Necva da gizli propaganda yapmak ya da gizli bir karar vermek. İkisi de. O zaman eserrunun manası tecrid ediliyor. Necva kelimesine yükleniyor manası. Ve eserrun necva, yani ne yaptılar onlar? Gizli konuşmalar, gizli planlar yaptılar. Öyle manası. Yani eserrunun manası da, necvanın manası da gizli planlar yapmak. O zaman eserrunun manası necvaya yüklenmiş oluyor. Burada da bir yerde denizin manası yutiye yüklenmiş oluyor. Ama yuti neyi münasibi bir kelime? Kerim. Kerimin. Cömert olan insanın. Peki özet olarak istiare-i murashşaha cümleden müşebbehün bihe uygun bir kelimenin zikredilerek getirilmesi, istiare-i mücerrede de müşebbehe uygun bir kelimenin getirilmesi, müşebbehe. Evet. 7. El istiaretül mutlakatü. İstiare-i mutlaka, mutlak bir istiare. Bu ne demekmiş? Bir şeyle kayıtlanmayan. Ma bir şey ki lem yüzker ma'aha, onunla zikredilmedi mülâimin müşebbehi evin müşebbehi bihi. Bu da mutlak. Mutlak dediği hiçbir şeyle kayıtlı değil. Ne müşebbehi bihin münasibi bir kelime getirilmiş, ne müşebbehi münasibi bir kelime getirilmiş. Öyle zikredilmiş. Nahvu ra'itu bahran ala ferasin gibi. Yani ben at üzerinde bir deniz gördüm. At üzerinde deniz gördüm deyince bu burada bir istihara var, bir teşbih var. O zaman burada müşebbehün bihine bahr. Müşebbeh kerim olan insan. Ama o ne bahre münasip ne de müşebbehe münasip bir kelime zikredilmemiş. Mutlak zikredilmiş burada. Buna da istiareyi mutlaka deniyor. 7 tane istiareyi böylece zikretmiş oldu. Ve güzel de, yani anlaşılacak şekilde ifade etmiş oldu. Peki istiara, yukarıda ne diyordu? 7'ye ayrılıyordu. İstiare-i musarraha, istiare-i mekniye, istiare-i musarraha-i asliye ya da istiare-i musarraha-i tebaiye, istiare-i murashşaha, istiare-i mücerrede, istiare-i mutlaka. Evet. Bir başka açıdan istiare'ye bakış. El-istiaretü temsiliye. El-istiaretü temsiliyetü, temsili istiare. Şimdi temsili şu demek. Bir mürekkepten bir mürekkebi bir mürekkebe benzetmek. Yani bir takım cümlelerden oluşanları bir başka cümlelerden oluşanlara benzetmek. Tamam mı? Buna temsili istiare deniyor. Yani müfret değil. Müfredi müfrede benzetme değil. Mesela sen şimdi ra'itu bahran ala ferasin ya da ra'itu bahran hıdammen ala ferasin dediğin zaman orada ferdi ferde benzetiyorsun. Ama bu istiare-i temsiliyede bir takım kelimelerden terkip edilen efendim unsurları bir takım kelimelerden terkip edilen unsurlara benzetiyorsun. Şimdi misaline bakın. El-istiaretü temsiliyetü, istiare-i temsiliye terkibün bir oluşumdur. Terkip. Yani cüzlerden, kelimelerden meydana gelen bir cümledir. Üstum ile öyle terkip ki üstüm ile kullanıldı. Fi gayri mavudu alehu, mavudu alehin gayrinde. Mavudu alehi nedir? Hakikatta başkanın manası. Hakikatta kullanılan mananın aksine kullanılır. Teşbih, mecaz bu demek zaten. Mecaz. Mavudu alehinde kullanılırsa hakikattır. Mesela sen bahri, eğer bahir kelimesini mavudu alehinde kullanırsan, işte suların toplandığı yer, deniz. Tamam mı? Ama mavudu alehinin gayrısında kullanırsan, cömert insanın yerinde kullanırsan o zaman o mecaz olur. Ama mecazın da bir teşbihli mecaz var, bir teşbihsiz mecaz var. Burada teşbihli, yani sen kerim insanı denize benzetiyorsun ya da
büyük deniz mesela, çok geniş deniz, denize benzetiyorsun filan. Şimdi burada ne diyor? Mabud-ı Aleyh'in gayrısında kullanılan bir terkip. Terkip dediğin efendim cümle, kelimelerden oluşan kelam, cümleler. Li alakatil müşabeheti. Ama bir müşabehet karinesiyle. Yani niye benzetiyorsun bir cümleyi bir cümleye ya da çok kelimelerden oluşan unsurları çok kelimelerden oluşan unsurlara benzetiyorsun, teşbih yapıyorsun. Müşabehet alakası var. Benzerlik. Yani bunun karinesi müşabehet. Ma karinet yani veçi şebeh dediğimiz şey. Müşabehet. Benzerlik ya da veçi cami dediğimiz müşabehet bu işte. Ma karinetin maniatin. Engelleyici karineyle beraber. Neyi engelleyen? Min iradetin manahul asliyi. Asli manayı murad etmeye mani var. Niye teşbih yapıyorsun? Asli manayı murad etmeye, hakiki manasını murad etmeye mani varsa o zaman teşbih yapıyorsun. Zaten teşbihlerin esprisi bu zaten. İstiharelerin esprisi bu. Asli manayı kullanmaya bir mani var. Sen mesela atın üzerinde denizi nasıl görebilirsin? Asli manası ile kullansan at üzerinde deniz olur mu? He? Ya da mesela işte ay gibi parlak bir atın üzerinde ay gördüm diyor. Atın üzerinde ay olur mu? Ay dünyadan da büyük. Öyle değil mi ay? Dünyadan büyük değil mi ay? Ay. Ay mı büyük, dünyanın büyük? Dünya sanki. He? Dünya olmaz. Dünya mı büyük? Uydusu. Küçük dünya. Bir bakayım ona. Dünya mı büyük, ay mı büyük? Güneş dünyadan çok büyük de. Kesinlikle. Ama yıldızlar, yıldızlar da büyük. Ay büyük oğlum, benim aklımda kalan öyle. Belki de yanlış. Evet. Şimdi buraya bakalım misaline. Misal üzerlik, bunun misali kavlüke, senin şu sözündür. Kime? Limen yusî'ü. Kötülük yapana, kötü iş yapana. Limen yusî'ü. Evet. Kötülük yapan kimseye senin şu sözün gibi. Sümme yertakibu ihsanen. Kötülük yapıyor, sonra iyilik bekliyor. Sümme yertakibu, sonra bekliyor, gözetliyor ihsanen. İyilik. Şimdi kötülük yapanın iyilik beklemesi yani çok böyle fuzuli bir şey. Ya da anlamsız bir şey. Bakın şimdi ne diyorsun sen ona? Kötülük yapıp da iyilik bekleyene inneke şüphesiz sen la tecni toplayamazsın. Mineş şevki dikenden el inebe üzüm. Dikenli ağaçtan üzüm toplayamazsın. Dikende üzüm olmaz. Dikenli ağaçta üzüm olmaz. Bulamadınız mı? Yok, yazmamış ki. Ne? Tam yazmamış hocam. Daha çok şeyini alıyoruz. Zamanı da. Ama öyle yazacaksın. Yani ay mı büyük, dünya mı büyük? Aynısını yazdım. Neyse, ona bir bağlan. Önemli değil. Yani dünyadan küçük de olsa, yani bir ayın kuturunun bir at üzerinde olması mümkün mü? Mümkün değil. Mesela şeyin teşbihleri, Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret edince talal bedru aleyna. Bedr, dolunay. Şimdi üzerimize bir dolunay teşrif etti. Dolunay içinde orada bir teşbih var, öyle değil mi? Yani bir insanın dolunay kadar büyük olması mümkün mü? Ama şeyde ve sıfatına benzer. Parlaklıkta, güzellikte, kemalatta ona benzetiyor. Ne kadar anlamlı bir şiir okumuşlar orada değil mi? Tala'al bedru aleyna min seniyyetil veda. Nasıl bir sevgi? Onlara bunu söylettirmiş. Şimdi burada ne diyor? Teşbih burada istare-i temsiliye. Teşbih kadinesiyle. İnneke sen la tecni cena yecniden tecni la tecni toplayamazsın, elde edemezsin. Mineş şevki dikenli ağaçtan. Neyi? El inebe üzümü. Dikenli ağaçtan üzüm toplayamazsın. Fente sen, şurayı okuyalım. Kad istamelte, bu kullandın. Hâdihi cümlete, bu cümleyi fi gayri manâhel hakîkiyi, hakîki manasının dışında. Şimdi hakîki manası ne? Dikenli bir ağaç var. Dikkat edin. Dikenli bir ağaç var.
dikenli ağaca gidiyor. Herhangi bir ağaç, hatta dikenli ağaç da değil. Herhangi bir ağaçtan sen gidip üzüm toplayabilir misin? Üzümün ağacı olacak ki ondan üzüm toplayasın. Şimdi sen de kötülük yapıyorsun ona buna. Tekrar dönüyorsun, başkalarından iyilik bekliyorsun. Bu aynı ağaçtan, dikenli ağaçtan üzüm toplamaya benzer. O nasıl mümkün değilse, kötülük yapan insanın başkasından iyilik beklemesi de mümkün değildir. لِيَنَّ الْمُخَاتَبَ Çünkü muhatap burada kim? Sen. Yani kötülük yapan insan. لَمْ يَزْرَا شَوْكَنْ Şimdi burada teşbih yapıyor. Hakiki manasını düşünsem, yani orada bir diken olacak, orada efendim onu eken veya diken olacak, ondan sonra orada ondan üzüm toplamayı isteyen bir insan olacak vesaire vesaire. Burada diyor ki sen قَدْ اِسْتَعْمَلْتَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ Bu cümleyi kullandın. فِي غَيْرِ مَانَهَ الْحَقِيْقِيِّ Hakiki manasının dışında. لِيَنَّ الْمُخَاتَبَ Çünkü muhatap, yani sen lem yezra şevken diken ekmedi. Ve lem yetevakka beklemedi de en yecniye minhu ineben. Yani diken ekmedi, diken ekse bile ondan üzüm toplamayı da gözetmedi. Onu da beklemiyor. Yani o kadar şey değil. Adam yani diken ekip de ondan üzüm bekleyen bir insan değil. Böyle bir tasavvurda yoktur. Peki ve innema taksidu ancak sen kastediyorsun. Teşbihi halil müsii, kötülük yapan insanın halini benzetmeyi kastediyorsun. Ellezi ile kötülük yapan insan ki, yantazırı bekliyor, ihsanen iyilik bekliyor. Yani başkalarından iyilik bekleyen, kötülükle meşhur olan bir adamın halini benzetmeyi kastediyorsun. Neye benzetmeyi kastediyorsun? Bir halimen, bir kimsenin haline ki, yezra'u şevken. Efendim diken ekti, sümme ye'mülü, sonra ümit ediyor, en yecniye minhü, ondan efendim toplamayı, ineben üzüm. Bu mümkün mü? He? Demek ki başkalarına kötülük yapıp, başkalarından iyilik bekleyen insanın halini neye benzetiyor? Bir yere diken ağacını ya da dikenli otu dikip de ondan üzüm toplamayı bekleyen adamın haline benzetiyor. Bak, mürekkep unsurlardan oluşanı başka bir mürekkep unsurlardan, terkiplerden oluşan oluşumlara benzetmiş oluyor. Buna ne deniyor? İstiare-i temsiliye. Tamam mı? İstiare-i temsiliye. Yani bir takım fiilleri işleyen kimsenin halini bir takım fiillerden oluşan terkibe benzetmiş oluyorsun. Burayı anladık mı Necmettin? Ve küllüm minel müşebbehi vel müşebbehi bihi. Müşebbehle müşebbehün bihin her biri fil istareti temsiliyeti, istare temsiliyede. Şimdi burada müşebbe hangisi? Müşebbehün bir hangisi? Bu inneke la tecni mineş şevkil inebe. Burada müşebbe kötü insanın hali. O neye benzetiliyor? Müşebbehün bir diken ağacını ya da diken otunu dikip de ondan üzüm toplamayı murad eden, ümit eden kimseye benzetiliyor. Şebbenbih o. Şebbenbih o. Peki o zaman burada ne diyor bakın? Müşebbeh ve müşebbenbihten her birerleri fil istiareti temsiliyeti başka bir manası neydi o müşebbehle müşebbenbih? Müstaharın le ve müstaharın min diyordu. Öyle değil mi? Müstaharın le müşebbeh, müstaharın min müşebbehün bi. İşte bunu benzetiyor. La büdde elbette burada müşebbehle müşebbehün bi'in her birinin olması gereklidir. En yekune olması sureten bir surat, bir kalıp öyle diyelim. Öyle kalıp ki müntezaaten çıkartılan min müteaddidin çeşitli kelimelerden oluşturulan bir kalıp olması lazım. Bir olay olması lazım. Yani sadece tek sıfatla değil. Yani bir takım suretlerden çıkartılan, yani birçok sayılı şeylerden çıkartılan bir sonuç olması lazım. İşte orada ne var? Mesela adamın diken ekmesi var. Dikenin büyümesi var. Dikenden üzüm toplama ümidi var. İşte bu hale ne benzetiliyor? Kötülük yapan insan var.
yaptığı kötülükler var. Kötülük yapan insanın karşısında iyilik beklediği insan var. Oradan beklediği iyilik var. Bak, bir suretten başka bir suretin çıkarılması, ama çıkartılan suret müteaddit şeylerden, çeşitli terkiplerden çıkartılmış oluyor. Vel alakatü beynehuma, aralarındaki ilgi alaka nedir ve çişebe? Tekûnü daimen, daima olur el müşabehete müşabehet, benzerlik. Yani onun halini onun haline benzetiyor ama bir sıfatla değil. Orada şahısları tasavvur ediyor, fiillerini tasavvur ediyor. Sonra öteki bir şahsı tasavvur ediyor, onun yaptığı işleri tasavvur ediyor. Bir takım tasavvurların bir takım tasavvurlara müşabehet tarihiyle benzetilmesine istiareyi temsiliye deniyor. Vel karinetü, buradaki karine haliyetün, halidir. Yukarıda karinenin iki türlü olduğunu söylemişti. Ya lafsiyye ya haliye olurdu. Öyle demedi mi? Karineler iki türlüydü. Ya karineyi haliye olur, ya karineyi lafsiyye olur. Burada karineyi haliye. Yani şeyden anlıyorsun bunu. O iki tasavvurun durumundan anlıyorsun. Yoksa lafızlarda onu fazla anlamıyorsun. Oradaki halden anlıyorsun. Buna ne deniyormuş? Karineyi haliye deniyor. Evet. Burada kalacağız. Şu kısımlara bir çalışın. Bu karinelerin tatbikiyle ilgili şeylerin, teşbihlerin, istiarelerin. Ondan sonra oralara bir bakalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.